Tamam, böyle yeni araştırma. Evet sevgili dostlar, yeniden bir program başladı. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Kara. Best Top 10. Selam. Abi şunu bir öğren ya. Abi. Hep bana abi diyorsun. Aynen. Kuzen pardon. 9 Ekim 2012 evet. Sevgili eyvallah. Ben oyuncu demek oldu. Hoş. Az önce sütlü içmemişti sevgili Hakan Boyal. Sütlü kahve sevmiyorum. Evet, ben oyuncu demeyi sevmiyorum. Çok değerli bir aktörümüz, çok başarılı bir aktörümüz sevgili Hakan Boyal şu anda konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gurur duyuyoruz burada bulunmaktan. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bizi böyle çok böyle başka tanıdık şovlarda bulamazlar. Bizi böyle sıcak, samimi dostların arasında bulabilirler. Biz böyle sokaktan kaçan insanlar değiliz, sokak insanıyız biz. Kesinlikle katılıyorum. O yüzden öyle büyük şovlarda değil, underground. yer altı programlarında rastlayabilirler. Bizi yer altı programlarında takip edecekler. Şey söyleyeceğim, magazinde bulamazlar bizi. Sözün gerçekten bitiyor. Müthiş bir gönderme yaptı sevgili Hakan. Sözün babası buydu herhalde. Sokak, şöyle bağlayalım konuyu da. Sokak, şimdi sokak samimidir. Sokak sıcaktır. Zaten bir oyuncunun böyle siyah transporterların arkasına saklanıp insanlardan kopuk bir hayat sürmesini ben hiçbir zaman anlayamadım. Üreticilik bitiyor o zaman. Yani bir oyuncunun, bir aktörün senin deyiminle, gerçi aktris de olsa durum fark etmez. Gel biz buna gene oyuncular diyelim. Evet. Evet. Bir oyuncunun en büyük gücü gözlem yapmaktır. Sen gözlemi nerede yapacaksın? Sokakta. Gözlem yapmadan nasıl oynayabilirsin ki? Oynayamazsın. Aynen. Cepten yersin ve tükenirsin. Onun için sokak, samimiyet, bu tür yerler çok tanıdık magazin programlarından daha iyidir. Sevgili Hakan Boyal şey diyor, biz kaldırımların emzirdiği çocuklarız. Kanka burada koydu. Top 10 tweetlerimiz geliyor. İlk önce okuyorum. Gürkan, Emre Akkaya, Trakya Kızanı, Faruk Ken, Marilyn, Ömer Sezgin, Buket Başkan, Naskonike, Organik Kıvırcık ve Tükenmez Kalem. Selam söylüyoruz hepsine. Selam söylüyoruz. Twitter hesabımız var mı? Onu hemen açıklayayım. Bu benim eksikliğim de olabilir. Çünkü kardeşlerimiz belli ki çok Twitter kullanıyor ama benden Facebook'ta ya da Twitter'da birkaç tane bayağı sayıca 7-8 tane Hakan Boyal diye hesap görebilirler. Benim bir tane Twitter hesabım var. Orada da sadece bir tek tweet var. Orada da şu yazıyor. Benim tek gerçek Twitter hesabım budur. Başka beni bir yerde aramayınız. Ben de bir kuşun peşine takılıp gidecek adam değilim diye tek bir tweet var. O yüzden beni Twitter'da bu tek mesajın olduğu tweet harici bütün Hakan Boyal'ların tümü fake'tir. Aynı şekilde Facebook'ta da bir tane hesabım var. Onu da sadece tanıdığım ve çok samimi olduğum kişiler o Facebook'u bilir. Onun dışında 7-8-9-10 tane Hakan Boyal Facebook'u var. Bunların tümü birer fake'tir. Bunları açanlar da gerçek birer sahtekarlardır, bilginize. Evet. Kurtlar Vadisi Kara fanları ya da Hakan Boyal fanları, bilginize Twitter hesabı verildi. Hemen ilk tweetime geçiyorum. Yönetmen, müziği kısalım biraz diyebilir miyiz? Evet, Gürkan. Hayatın yazdığı boktan senaryonun kalitesiz oyuncuları izlemiş. Aynı zamanda gerçek hayatı da montaj masasında kurtaramayız. Çok güzel. Neydi? Evet. Hayır. Hangisi? Ne dedi? Söyle abi. Ya sen bunu sen neden bu programı sürekli bir sınava çeviriyorsun? Dinledi, kendini saklıyor. Her şey bir sınav yani. Dün sevgili Harun Kolçak vardı, o beni ezdi. Şimdi ben de onu ezdim. Bir şey söyleyeceğim, beni ezerek bir yere varamazsın yalnız. Tamam. Sizden birim yok. Emre Akkaya bir soru. Ayrıca siz ezişirken ben kahvemi içemiyorum. Tabii ki içebilirsin. Ezişmeyelim. Emre Akkaya. Sadece işi düşünce arayan insanları umursamadığım doğrudur diyorsan, sen eşittir ben demektir. Bir daha düşünelim. Sadece... İşi düşünce beni arayanları umursamıyorum diyor. Niye öyle diyorsun? Onlar da bir can ya. Evet, ben de aynı. Ama bazen öyle insanlar var. Var, sevimsiz. Kardeşime katılıyorum ama onlar da bir can. Şimdi insanları ötelemekle, itelemekle bir yere varamayız. Onlar da öyle dünyayı algılıyorlar. Dünya görüşleri o. Bazen aynı görüşüne ben de düşebiliyorum.
İki sene aramadım arkadaşım, şimdi şu arıyorum. Şimdi bizim dünya görüşümüze pek uymuyor olabilir ama olsun, o da bir candır. Yani. Sevgili Emre Kara söyledi, bunu dikkat et. Latifeydi. Trakya kızına bir sonraki tweetimiz. Bir kıza kalk gidiyoruz buralardan desem eminim ki o hazırlanana kadar benim hevesim kaçar. Kadınlar... Biz hiç... buna halk arasında maymun işler buluyorlar. Evet, çok manalı. Olabilir, öyle de bir yaşam biçimi evet, olabilir. Evet. Ne yapalım, o da abinin tercihi. Şey diyorlar, ayran gönüllü. Öyle bir şey yapıyor, öyle diyorlar. Ayran gönüllü diyorlar. Evet, zıp zıp atlıyor. Ege'de evet. Derler değil mi? Evet, Köyceğiz. Zaten şimdi ben burayı niye çok seviyorum? Çünkü neredesiniz evet, beyefendi? Muğla Köyceğiz. Ben de İzmirliyim. Siz beyefendi? Ben Trabzon. Siz de Denizli'de kenarı çocuğusunuz gene. Gene kankam benim tabii Muğla'lı. Kesinlikle. Burada bir Ege samimiyeti var evet. Evet, kesinlikle. Reklamımızı da yapalım evet, yani. Muğla'da, Köyceğiz'de İskele Restoran, Nedret Bey'e sevgiler. Devam bir sonraki ama tweetimiz... sizin Muğla'da şimdi şöyle bir durum var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet. Şöyle şimdi mi? Bir takım böyle sahtekar entelektüeller var. O Muğla'da sizin oraya şeye geliyorlar onlar, karettalara. Evet, evet. Dalyan'a. Dalyan'a, Olimpos'a evet, falan değil mi? Olimpos evet, değil mi oralar? Yok, Dalyan var. Dalyan, evet. Orada çadır kuruyorlar, çok güzel falan ama ondan sonra şey yapıyorlar böyle. Çakmak yapıyorlar böyle, yakıp böyle şey yapıyorlar. Kaplumbağaların başına toplanıyorlar, yakıyorlar çakmak. Gel, takip et beni. Denize götüreceğim seni. Ulan hayvan 3 milyon yıldır denizi buluyor zaten. Sen niye hayvanın kafasını karıştırıyorsun, çakmak yapıyorsun? Bunu da yapmayalım. Gezelim Muğla'da, evet, dolaşalım. Evet. Kaplumbağalarda rahat bırakalım yani. Sevgili hayvan 3 milyon yıldır denizi biliyor zaten değil mi? Sevgili kara fanları ya da oyuncu adayları, donanın böyle olması gerekiyor. Evet. Yani. Nasıl ben konuşamıyorum yani, görüyorsunuz şekil aldı olduğu üzere. Yani oyuncu ben, olmak sadece işte mimik, işte dolu olmak, hayata karşı dolu olmak. Yani biraz da dolu evet, olmak lazım. Ama Sokrates de ne diyor? Ünlü filozof Sokrates. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğim. Sürekli öğrendiğimiz. Doğru. Lazım. Onun evet, sonu yok. Zaten her gün bir... Aslında ne biliyoruz? Hiçbir şey bilmiyoruz. Evet. Bir sonraki tweetim, çok sevdim ben bunu, Farukken. Ulan 3 günlük ömrüm kalsa kesin 3. gün haberim olur. Cidden number one bugünün altın madalyasını veriyoruz. Farukken müthiş bir tweet, yemin ediyorum hepimize. Ben de aynı durumdayım, biliyorum evet, sizi. Evet, aynı. Bir sonraki tweetim Meryl'in... Daha fena bir durumu var ama. Onu da duyalım. Ölsem haberim olmaz. O da güzel. O da güzel. Meryl'in bir sonraki tweetimiz, herkesin hiç söylememiş olmayı dilediği sözler, yapmamış olmayı dilediği konuşmalar vardır ve hiçbirinin geri dönüşü yoktur. Var mı böyle bir? Temin söyledik işte. Gerçek hayatı dedik, montaj masasında kurtaramıyoruz. Bazen böyle ne diyor abla ya da abi? Evet. Yapmayı istemediğimiz şeyler biraz da çok edebi yazık. Bir de oku bakayım, toparlayayım. Aynen okuyayım. Herkesin hiç söylememiş olmayı dilediği sözler, yapmamış olmayı dilediği konuşmalar vardır. Vardır tabii. Değil mi? Tabii. Bende de oluyor bu. Bazen sen de çok oluyor bende. Hayır, sinirleniyorum, şey yapıyorum. Sen ya, çok sinirlisin. Ama bizim Karadeniz şeyinde var bu. Böyle evet, saman alevi. Mizaç. Aynen. Karadeniz. Fıtratımız. Fıtrat evet. Tabii. Evet. Evet. Bir sonraki tweetimiz Ömer Sezgin. Ailem küçükken çok zor durumda kaldığı için beynimin matematik ve geometriye çalışan kısmını bağışlamışlar. Başka bir açıklama bulamadım yani demiş. Bu da biraz esprili yapmış. Çok güzel. Senaryo yazacak. Evet. Matematik istemiyor. Aynen öyle. Buket Başkan bir sonraki tweetimiz. Gün geliyor, dalga geçtiğin romantik şarkılar seninle dalga geçiyor. Uzun askıdan çıkarıp bu da başka bir başka bakış açısı. Tabii. Evet. Evet. Bir sonraki Nas Konike, ilginç bir account. İnsan birbirini tanıdıkça anlaşabilme ihtimali daha da azalıyor. Evet, o da evet. Seni tanıdığım gün unuttum. Seni tanıdım, vallahi. Vallahi sen bize bol bol katıl bizim programımıza. Zaten vallahi, şimdi siz beni gördüğünüze bakmayın. Bu da geçici bir zeka krizi. Birazdan aptal halime dönerim ben. Biraz yok, böyle geçici oldu evet, ya. Bir sonraki yani tweet. Geçici bir zeka krizi evet, bu yani. Kamerayı görünce oluyor. Orman hayatımda aptalım mı? Tamam, müthiş yani. Enerjiniz. Kamerada böyle bir sihir var değil var mi? Var. Evet. Zaten niye oyuncuyum? İşte kamerayı görünce zeki oluyor. Oyuncudan... Kamerayı kapat aptallaşırım bak. Kapat aptallaşayım. Hayır. Biz tıklamalar çoğaldıkça heyecan yapmaya başladık. Hatta evet, birkaç Tweet TV'yi bir iki defa yineledik yani. Evet. Çok güzel bir şey. Ki ben kamera arkası çalışıyorum. Bu tür yani özgür
programlar, özgür yaratılar diyelim değil mi? Bunlar evet. Çok hoş şeyler. Ben mesela sana bir şey söyleyeyim. Mesela çok gelişmiş bir durumdur. Hani burada biz makara kutlara yapıyoruz gibiyiz aslında ama yok öyle bir şey yok. Aslında güzel de bir program yapıyoruz. Var mı da? Niye yani mesela şimdi sokak ressamlarını niye kınayalım? Adam tebeşirle neler çiziyor, hayran oluyorsun. Evet. Adam ama bir sergide bir tuvale üretmiyor belki. Ama orada kaldırıma tebeşirle öyle güzel bir dünya çiziyor ki ilk yağmurda yok oluyor. Evet. Bu da öyle. Özgür bir program ve gücünü, dinamiğini buradan alıyor. İlk yağmurda yok olabilir. Olsun. Evet, olsun. Zaten sanatçı belki de önce yaratıp sonra yok edendir. Evet. Gerçek sanatçı. Bu da çok önemli laf. Gerçek sanatçı öyle bir şey. Bir sonraki tweetimiz organik kıvırcıktan gelmiş. Öylesine boş insanlar var ki baktığında neredeyse arkası görünecek demiş. Yani bizi mi kastediyor? Yok, bizi kastetmiyor. Demek ki konuyla inşallah bizi kastetmiyordur. Yani. Demek ki konuyla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bugün sevgili Murat Evgin'i aradım. Dedim ki gel kuzen dedim bir programa katıl dedim. Ya Yalçın dedi yeter abi ya dedi. Televizyonlardan çağırdı. Artık mağazalara gitmeye başlayacağız biz dedi. Ona da buradan sevgiler sunuyorum. Bekliyoruz. Şu yönetmen müziği şey yapabilirsek. Tükenmez kalem son tweetimiz insan çaresiz kalmaz. Ta ki çareyi arayamayacak kadar bitkin düşene kadar. Tekrar. Yani şöyle diyelim ona da, usta, umut yolcusu yorulmaz. Hayvan anında tweet'e tweet'le cevap verdiğimiz bir program oldu. Devam. Tweetlerimiz bu kadardı. Birkaç şey sormak istiyoruz. 10 tweetimiz var her gün. Peki. Sinema bu yıl var mıydı? Bu sene sinema filmi yapmadık. Daha doğrusu bu sene benim başrolünü oynamamı istedikleri çok güzel bir senaryo getirdiler. Ben öyle her filmde bana rastlayamaz. Seyircilerimiz de çok iyi bilir bunu. Ben çok seçiciyimdir. Oynadığım dizilerde de, bulunduğum filmlerde de çok seçici davranırım. Hiçbir rolü elime yüzüme bulaştırmamakla çok büyük özen gösteririm. Aynı zamanda da hiçbir seyircimi kandırmamak için abidik gubidik projelerde yer almamaya da çok özen gösteririm. Bu sene çok iyi bir senaryo geldi. Çok senaryo okuyoruz. Bu çok iyi bir senaryoydu. Çekmeyi de çok istedim. Başrolünde de benim olacağım bir senaryoydu. Fakat birkaç küçük problemi vardı senaryonun. O yüzden bir sene erteledik. Şimdi bir yıl boyunca bu senaryoyu daha da incik cincik çalışacağız ki seyircilerimize mahcup olmayalım diye. Bu yaz inşallah çok güzel bir filmle izleyenlerimizin, sevenlerimizin karşısında olacağız. Filmin adı da daha tam çalışmalarımızdan sonra belli olacak ama sanıyorum zaten başrolünde ben olduğum için seyirciler güvenip takip edeceklerdir. Bence sizin en başarılı mesela Hakan Boyav denilince, bu arada Boyav ne demek? Boyav aslında herkes yabancı bir soyad zannediyor. Tam Öztürkçe bir soyad aslında. Eskiden aileye boy denirdi mesela.